Gelmeyin. Atlanın. Ölmez de sakalı sakalı çıkar. Gelmeyin, atarım kendimi. Niye musun lan? Ölmez de sakalı sakalı çıkar abi. Bırak bu kurusu kılası be. Atla lan, atla lan. Gelmeyin, atarım kendimi. Biri atla şunu, hadi biri. Gelmeyin. Hadi atla lan. Atla lan, oyalama bizi, hadi. Çekirdek, çekirdek verin. Hadi lan atla. Çekirdek, çekirdek. Çekirdek verin bana. Necip kardeş. Çekirdek verin. Çekirdek. Tut. Allah'a lan gitti lan adamı. Tut lan, adam gitti be. Adamın işi bitmiş. Gül. Gül. İki gün içinde bitirip dönmem şart. Anam beni kıtır kıtır keser yoksa. Bir akrabamız var, kızını alacak anam bana. Allah kısmet ederse döner dönmez istemeye gideceğiz. Ben istiyorum sanma. Anam diretiyor diye. Mecburen yani. Bu zamanda böyle şey olur mu kardeşim? Hem akraba kızı hem de zorla. Allah Allah. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun da anam aksi kadındır, dinlemez. İki kuru tarla vardı. Birini zorla sattırdım. Parayı bankaya üzerime koydurdu. Ama her Allah'ın günü bu para yerinde mi diye soruyor. Gerçi İstanbul'da pek masrafım olmaz. Ahbaplar para koydu cebime. Ama o yine de parayı harcama diye sıkı sıkıya tembih etti. Hiç tanıdığın var mı İstanbul'da? Seyfi emmi. Fotoğrafı burada. Ben 10 yaşındayken İstanbul'a göçmüşüm. Sen İstanbul'u iyi bilir misin? Bilirim de bunu hiç tanımam. Anam da gerçi hiç sevmez onu. Babamın ahbabıdır. Adresini bile gizli aldım, Allah canımı alsın. Şunu ver, şunu. İstanbul'u anlattığın kadar güzel bir şehir mi bakalım? Üsküdar yakındır buraya. İstersen şirketin arabasına binebilirsin. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Hadi Allah'a ısmarladık. Seni buldun muydu iş daha da kolay. Tapu dairesi falan. Hepsini bilirsin nasıl olsa. İnşallah ölmemişsindir Seyfi Baba. Ağzına kadar su dolu bir kuyunuz varken... Susuz kalacağım korkusu en giderilemeyecek susuzluk değil de nedir? Kimileri pek çok mal mülk sahibi oldukları halde ancak pek azına kıyıp da verebilirler. Üstelik bunları da sırf gösteriş olsun diye yaparlar. Oysa bu işten pazarlıklı davranış bereketsiz kılar verdiğini. Istırap çekerler muhtaca el uzatırken. Hesap kitap ederler. Kimileri ellerinde pek az olmasına karşın çıkarır neyi varsa verirler muhtaç olana. Ne ıstırap çekerler verirken, ne bundan kendilerine bir mutluluk payı çıkarırlar, ne de vermenin bir erdemli davranış olduğunu düşünürler. Bu gibiler hem hayata sıkıca bağlanmış, hem de Allah'a inanç duyan, ibadeti sağlam kişilerdir. Kardeş, buyur. Ben Seyfi Baba'nın yerini arıyordum, biliyor musun? Vallahi adresi tam olarak belli mi? Yani şuralarda bir yerde olmasın. Veda ambarları hiç boş kalmaz. Ellerinde, avuçlarında ne varsa verirler. Ve edindikleri
tüm armağan da bu olur. İleride solda. Doğru git, tamam mı? Bu taraftan. Çiçekler nasıl ki kokularını sunuyorsa karşılıksız, gözü gönlü bol olan da öyle sunar neyi varsa. Dümdüz git hemen sağda. Şu taraftan. Bu Seyfi Baba büyük adam arkadaş. Evet ya, iyi ki de geliyoruz buraya. Ben söyledim oğlum. Son zamanlarda yaptığımız en iyi iş bu. Sözün büyüğü büyüklerin sözüymüş. Çekirdek. Abi çekirdek. Hadi yoluna Necip be. Çekirdek. Necip çekirdek. Bitirdin bizi. Çekirdek alın bana. Selamünaleyküm abi. Nereden alacağız sana çekirdeği? Aleykümselam. Aleykümselam. Şu adresi arıyordum da abi. Çekirdek. Bir yardım ederseniz. Çekirdek verin. Şurası. Çekirdek. Necip. Ne oluyor lan? Necip ne oldu sana Necip? Yine nöbeti tuttu bunun. Hem kimi kimsesi yok, hem bu dert bunun başında. Fena kanıyor. Bu kez gidici galiba. Durdu. Kısa sürdü bu sefer. Uyudu mu şimdi? Uyudu. Kafası kanıyor. Hadi yüklenin de acile götürelim. Sen taksi çevir. Tamam abi. Dur. Hadi yardım edin. Dur taksi gel. Gel. Dur. Yavaş. Gel şöyle araç gel. Hadi çabuk ya. Yavaş acele etme. Ya hadi tamam, hadi bekledim. Adamın kafası kanıyor. Yaz kafana birader. Tutsana. Çabuk. Hadi. Kaş yapalım. Dur, yavaş. Göz çıkarmayın. Yavaş ya. Hadi. Tamam. Aldın mı? Yavaş. Hadi. Hadi kardeşim tamam. Gel sen de yürü. Abi, hadi yürü. Çanta. Bırak şimdi çantayı falan. Hadi abiciğim çanta. Hadi ya. Bin. Hadi sen de bin. Hadi çabuk. Gel. Çantamı unuttum. Biz burada neyle uğraşıyoruz? Herifin düşündüğü şeye bak. Çanta sokak ortasında kaldı. Tamam mı birader? Dönünce alırsın. Ama öyle sokak ortasında olmaz ki. Ya çalarlarsa çantamı? Bizim mahalle orası. Bir şey olmaz. Biri alır koyar bir kenara. Bak hastamız var. Hadi şoför bey. Gaza da hastamızı yetiştirelim. Hadi Allah aşkına. Hastaneye götürmeniz lazım. Daha önce de olmuştu aynısı. Bir şeyler yapıyordunuz. Mesele halloluyordu. Bu sefer vaziyet kötü. Kesinlikle tam teşekküllü hastaneye götürmeniz lazım. Kafa travması var. Ne yapalım? Madem öyle götüreceğiz demek ki. Hadi bakalım yüklenin. Hadi. Dikkat edin. Hadi. Hastayı sarsmayın. Yavaş. Hadi, yavaş. Yavaş kaldırın. Sarsma. Şuradan tut. Hadi. Şoför kardeş, beni sağda bir yerde indiriver. Ne oldu? Dükkan boş kaldı da şöyle bir çıkayım dedim, akşam oldu. Daha saat kaç, akşam oldu diyorsun? Ben ineyim, bana müsaade. Kardeş sana geçmiş olsun. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi eyvallah. Sana da eyvallah. Bir günde bir işe ara be arkadaş. Bu garibi bu halde bırakıp gitmek oluyor mu? Ayıp, yakışmaz bize. Ya dükkan boş kalmaz, doğru söylüyor. Bizim pazar nasıl olsa. Şaka maka iyi yırttım lan. Yavaş. Nereye? Şuradan. Hop. Nereye? Bu bizim mahallenin şey... Asla kabul edemiyoruz kardeşim. Löm löm içeri gireceğinize kapıda bir sorun önce. Yer var mı yok mu? Hadi dışarı, hepsi acil. Dışarı çıkın. Çıkın dışarı. Hayır, abicim yakışmaz bize.
Hadi ayıptır diyorum abicim kardeşim. Ama... yani hasta ötsün mü yakışmaz bize abi. Hadi. Hasta ölecek diyoruz. Ama bak sen böyle eleşirsen hasta ya. Hadi 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 hadi. Ayıptır ya. Bak hala laf söylüyor ya. Buraya gönderdiler. Ya yok diyorum kardeşim. Ya yok. Çıkın çıkın çıkın. Ayıptır bak. Çıkın. Ya her önüne gelen buraya geliyor. Bu nasıl memlekettir arkadaş ya? Hadi hadi. Ya. Hadi. İnsan ölsün mü yani? Ayıp denen bir şey var. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim Hikmet abi. Ben gelmeyeyim Hikmet abi. Ne oldu? Buraya kadar gelmişken benim halaoğlunu ziyaret edeyim bari. 15 gündür ortopedi servisinde yatıyor. Başımı işten kaldırıp da gelememiştim. Necip'in hadisesi vesile oldu. Peki yani madem öyle diyorsun hadi. Hadi size kolay gelsin. Görüşürüz. Son dakikada kurtardın Ali. Hay aklında bin yaşa. Ya şoför kardeş, öbür hastaneye gitmeden mahalleye bir uğrasaydık. Benim çantayı alsaydık bari. Ya bırak şimdi çantayı bavulu. Adam burada ölüyor, sen çantan derdindesin. Ayıp, yakışmaz bize. Gördün mü? Halaoğluymuş. Nasıl kaçtı Ali abi? Sen 15 gündür gelme. Şimdi şöyle bir vaziyetteyken. Yalana bak. Onun halaoğlu Almanya'da biliyorum abi. Arkadaş dedik, bağrımıza bastık. Ayıp ayıp, yakışmadı bize. Ya bırak ya, ikisini bir araya getirsen bir adam etmez zaten. Nefes alıp veriyor mu? Yaşıyor, yaşıyor. Hadi kardeş biraz daha hızlı. Yavaş. Tut ayaklarını ha. Hadi. Bir dakika abi. Ne var? Taksi parası. Hop birader. Bir dakika ya. Ne oldu? Baksana şuna. Ne kadar? 20 yeter. Hastanın yakını hanginiz? Biziz. Sen bunun nesi oluyorsun? Bir şey değilim. Ben memleketten yeni geldim. Efendim? İstanbul'da bir tapu abi meselesi için. Aha. Konuşurken kıpırdama, yazamıyorum. Tamam, tamam. Ondan ben sonra doktor yazısı niye okumuyor diye soruyorsunuz. Kimsesiz garibanın biridir doktor bey. Biz insanlık namına... Yatış işlemlerini yap, bu ilaçları al, gel. Kardeşim burası eczane mi? Kaldır kafanı da bak bakalım ne yazıyor tabelada. Kusura bakmayın ama zaten şaşkınım. Bir de siz... Hasta benim akrabam değil. İnsaniyet namına buradayım. Ne yani? Sen insanlık yapıyorsun da biz? Tövbe tövbe. Akşama kadar kaç kişiyle uğraşıyorum biliyor musun sen? İnsaniyetten falan bahsetme bana. Tamam abi özür dilerim. Yap şu işi de gideyim. Daha ilaç alınacak. Doktor bekliyor. Beklesin. İşi ne? Onlara da kıl oluyorum zaten. Geçenlerde biri beni ana bilim dalı başkanına şikayet etmiş. Ama ne oldu? Kendi ceza aldı. Biz yaptık yapacağımızı. Gerisi artık devlete kalmış. Ama burası devlet hastanesi değil abi. Öyle deme oğlum. Her şey devletindir bu memlekette. Doğru. O kadar doktor hemşire var. İşleri ne? Baksınlar. Madem Necip bu ülkenin vatandaşı, bakılacak o halde. Tabii aksi olursa ayıp. Yakışmaz bize. Biz bir yere uğrar göz atarız. Bir ihtiyacı var mı yok mu babında? İnsanlık ölmedi evet, de. Evet abi insanlık ölmedi. Evet. Yakışmaz bize. Peki abi yanımızdaki arkadaş ne olacak? Sahi kimdi o ya? Tanımıyorum. Allah Allah. 100 milyon vereceksin. Ne? Duymadın mı kardeşim? 100 milyon. Peki abi. Al. Yüz 194 milyon.
Ben memleketten yeni geldim. Bir ahbabın işi için. Tapu işi. Bu hasta garibanı da hiç tanımam. Zaten çantada gitti. Yani esasında... Şimdi bu kadar para çok fazla değil mi? Ne bakıyorsun kızım? Versene şu ilaçları. Neredesin be adam? Hastanın altına pisledi. Ortalığı leş gibi kokuttu. Çabuk altını değiştir şunun. Hastanın yakını sen misin? Hey! Hey! Yarın gel, aç. Yarın. Aç! Yarın. Kardeşim aç şurayı ya. Acil. Mühürle şunu. Git yarın gel kardeşim. Kardeşim şunu mühürler misin? Abi şunu bir imzalar mısın? İmzalayamam. Bir de mühür lütfen. Ya yürü git işine aslanım. Ya baba şunu bir imzalar mısın ya? Ya yürü git işine be git. Abi. Allah Allah bak. Kardeşim. Durun ya durun ne yapıyorsunuz ya? Yürü git. Ayıp değil mi kardeşim? Bir mühür ya. Yatıralım abi. Yatıralım. Yatıralım. Epilepsi hastasının nöroşirurjiye yatırıldığı nerede görülmüş? Olur mu? Kafa travması bu. Yok işte. Kafa içinde gelişen hiçbir şey yok. Ne bir hematom ne de bir ödem var. Ya gelişirse? Gelişmez. Gelişebilir. Gelişmez. Şimdi gidip iptal ettiriyorum. Hastayı yarım saat içinde kendi servisinize taşıyacaksınız. Ayıp ayıp. Bir hasta için. İnsan mısın be? Başka servise gidiyoruz. Sizin servis bomboş. Ne boşu? Babam gelse babamı yatıracak yer yok. Hastayı öteki servise götürüyorsunuz. Emredersiniz. Demiştim sana öteki servise götürüyoruz diye. Götürelim. Götürelim. Eyvallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oturuyordum, içim geçmiş. Al şu ilaçları, yuttur hastaya. Kaç tane yatan hasta var biliyor musun bu serviste? Bilmiyorum. Hepsini hapı yutturursak bittik demektir.
Yazık günah canım. Biz de can taşıyoruz. Aa, doktorlarda iş yok. Her önüne geleni servise yatırırsan olacağı bu. Şuna bak, turp gibi. Seninki de öyle. Otel sanki burası. Dayan Sadık, olur böyle. Hadi kahvaltı saati. Vallahi aldınız da aldınız, almadınız da aç kalırsınız. İkincisi yok ona göre. Hastane ne olur senin? Esasında hiç tanımam. Adres sormak için birkaç abinin yanına... Berba, bunca zamandır buradayım ben. Bu mevzuları bilirim. Az çok okumuşluğum var. Ama esas hayat üniversitesini burada bitirdim ben. Bana göre senin hasta gidici. Hiç masraf etmeden. Dur be adam, ne yapıyorsun? Ne oldu ki? Elimi yaktın. Git elini soğuk suda yıka. Bu herif yakında nalları diker. Hocalar vizitlerde hep şunu söyler. En önemli muayene gözlemdir diye. İyi gözlemeyen doktor doktor değildir. İyi gözlerim ben. Seninkinin bir gözü toprağa bakıyor. Gidici. Boş yere akıtma hemşerim o suyu. Onu bulamayanlar da var. Doğru söylüyor adam. O ne? Ne ne? Yakan yakan. Yakan iyilikle. Niye? Ne yapıyorsun abi? Koca bir profesör gelecek birazdan odana. Ayıp değil mi böyle yaka paça açık serseri gibi? Ha şöyle ya. Evet, dinliyorum. Hastamız gün geçtikçe düzeliyor hocam. Dün yaptığımız nörolojik muayenesinde Babinski ile kayıttı ama... Ölmüş? Olamaz efendim. Daha dün akşam ben onu... imkanı yok. Hayır, ölemez. Dün öğlen saatlerinde hastanemiz aciline getirilen hastamızı... Grant Mal epilepsi ön tanısıyla yatırmış bulunmaktayız hocam. Kendisinden şuuru açık olmadığı için anamnez alamadık. Fakat ben yine de tek tür tedavi düşünüp hemen karbamazepine başladım. Tegretol. Sen hastanın nesi oluyorsun? Efendim ben hastayı tanımam ama aslında İstanbul'a yeni gelmiştim. Tapu için çanta, seyfemi birden kendimi burada buldum. Efendim... Hastayı ne zaman taburcu etmeyi düşündüğünüzü öğrenebilir miyim doktor bey? Salah ile taburcu edene kadar diye düşünmüştüm ama siz nasıl uygun görürseniz. Grant Mal epilepsinin Salah'la taburcu olduğuna şahit oldun mu hiç? Tegretol başlamış. Biz hastanın anemnezini alamamışız. Özgeçmiş yok. Sistemik muayene yok. Fakat tegretol var. Tonik kronik kasılmaları somnolans oldu mu? Vokal kortlardan zorlu ekspirasyon... Vallahi ne diyeyim? Oldu herhalde. Hey anne, İstanbul'dayım. İstanbul'dayım ama daha gidemedim tapu dairesine. İyiyim, iyiyim Allah'a şükür. Sen merak etme. İyi bir yerdeyim, tasalanma sen. Hafta sonu. Tabii ki orada olacağım, ne demek? Seni yine ararım anacığım. Hadi ellerinden öperim. Buyurun. Hastan nasıl? Düzelmedi, yatıyor hala. Kafasını fena vurmuştu ama tomografide bir şey çıkmadı, düzelir. İnşallah. İnşallah. İnşallah.
Ya ana. Akraba kızı alacağını şöyle bir kız alsaydın ya. Bak o zaman sana hayır diyor muyum? Anne, ne yapıyorsun anneciğim? Nasıl oldu anlamış değilim Necip kardeş. Bırakıp gittiler seni. Yine de günahlarını almayalım. Buraya kadar getirmeleri bile ne kadar iyi insan olduklarını gösterir. Merak etme, durumun iyiymiş. Hayati tehliken yokmuş Allah'a şükür. Öyle söyledi o güzel hemşire. Acil hemşiresi kendisi. Allah sahibine bağışlasın güzel kız. Evli mi acaba? Büyük ihtimal bekardır. Yani ben şöyle göz ucuyla da olsa baktım vallahi. Güzele bakmak sevaptır demişler. O bana göründükçe daha çok sevaba gireceğim anlaşılan. Ne dersin Necip kardeş? Ne biçim refakatçisin sen? Kalk kalk kalk. Üf! Altına al şunun. Kokutmuş gene odayı. Beş dakika sonra burada olacağım. Altını temizlememiş olursan vay haline. Sık dişini Sadık. Bugün yarın ayağa kalkar nasılsa. Ya iyileşmezse? Taburcu oldu mu? Yok, daha yatıyor hastanede. Kim duruyor başında? Biz, sırayla. Başkası yakışmaz bize. Aferin size. Yardımseverlik karşılıksız kalmaz Allah katında. Günaydın. Günaydın. Buyurmaz mısın? Bana bu kadarcık yeter. Teşekkür ederim. Ekstra piramidal yol harabiyeti sebebiyle görülen tremorun karakterini tam olarak belirleyebilmek için yatırdığımız bu hastanın durumu gayet iyi. Hastamız gün geçtikçe düzeliyor hocam. Dün yaptığımız nörolojik muayenesinde Babinski ile kayttı ama... Bu hastayı taburcu edin. Baş üstüne hocam. Ekstra piramidal sistem... Çok sayıda sinapslar yapmış bir nöron kompleksidir. Bu tip hastalarda çok sık rastlanan bir durumdur. Substantia nigra'yı ve cerebrum ve cerebellum'un ve de formatio reticularis'in bölümlerini birbirine bağlar. Bunları biliyor muydun? İşte bunlar da aynen senin gibi. Peki fark nerede? Fark onların doktor olmasında. Onlar asistan kadrosundan maaş alıyorlar. Sen alamıyorsun. Kalk artık kardeş be. Düzel be. Ne var şimdi ayağa kalksan? Ben iyi oldum desen. Çıkıp gitsek şuradan. Ne uyumaymış bu be? Necip kardeş? Neredeyim ben? Neredeyim ben? Necip kardeş? Bir insan evladı yok mu?
Yok mu bir insan evladı bana yardım edecek? Yalnızım ben. Yalnızım. Kimsem yok. Necip kardeş. Necip kardeş. Necip kardeş. Necip kardeş. Necip kardeş. Necip kardeş. Necip. Necip kardeş. Şişt, şişt, lan. Necip kardeş. Lan ne yapıyorsun? Öldüreceğim adamı. Uyandı. Uyandı. Başını şalma hemşerim. Herif zaten Necip gidici. Kardeş. Uyandı. Yok mu insan evladı dedi. Vallahi uyandı. Yalnızım dedi. Kimsem yok dedi. Uyandı. İyileşti artık. Ya sen hayal Necip mi görüyorsun kardeş. Hemşerim? Bu herif zaten gidici. Aa bak dört kolunu çıkar buradan bu. Bak. Uyandı. Yemin ederim uyandı. Necip kardeş. Necip kardeş. Necip kardeş. Aa sağ Necip kardeş. O gülüm feri Necip şu. Kardeş. Aç gözünü. Uyandı. Vallahi billahi uyandı. Biz bunlarla çökürdük. Her gün bir tane söylüyor. Vallahi billahi ya. Uyandı. Akşamına kaldırırlar kimse bunu. Kimse yok mu dedi. Sen hala hastanede misin? Sorma, hastam düzelecek gibi değil. Bir ara kendine gelir gibi oldu ama sonra yine uyudu. Neden refakatçi olarak hep sen buradasın? Kimsesi yok ki garibim. Mecburen ben kalıyorum. Ya yazık. Yoğun bakıma mı götürüyorlar? Evet. Orada refakatçi olmaz değil mi? Olmaz. Gül hemşire. Giden hastaya %5 dekstroz uygulanmasını istiyorum. Müsaadenle. Estağfurullah. Müsaadesin. Bana bakın. Vaziyet ciddi galiba. Kaç gün oldu hala ortada yok Necip. Biraz daha bekleyelim Hikmet abi. Çıkar elbet. O arkadaş Necip'in başındadır inşallah. İyi bir oğlana benziyordu. İyi de ne demek. Melek melek. Hastayı 2 saatliğine kendi haline bırakmaya kalksak ne olur? Olmaz. Sen kaybedersin. Nasıl yani? Hastanın serumuydu, ateşiydi. Kimse kontrol etmez. Acil bir şey lazım olsa kimse uğraşmaz. Daha doğrusu uğraşamaz. Onca hasta arasında birine zaman ayırıp özel olarak ilgilenmeleri mümkün değil. Uzun zamandır buradasın herhalde abi. Nereden anladın? Hastane elemanları gibi konuşmandan anladım. Peki sen bakar mısın? 2 saatliğine yani. Olmaz. Hayır. Merhaba. Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Kusura bakmayın, ortalık biraz dağınık. Birlikte içeriz diye çay getirdim. Teşekkür ederim, çok teşekkürler. Buyurun, oturun. Hasta nasıl? Hala aynı gördüğünüz gibi. Ne garip değil mi? Hala adını bile bilmiyorum senin. Sadık. Benim adım Sadık. Seninki de Gül, biliyorum. İyi insanlar azaldı. Senin gibisi zor bulunur. Hatırlıyorum da hastaneye geldiğinizde 3 kişiydiniz. Şimdi bir tek sen. Herkese böyle dikkat eder misin sen? Yani sen herkese böyle aynı şekilde dikkat eder misin? Hayır. Söyle. Sen söyle. Biliyor musun? Ben bu perişan halimle bile hiç mutsuzluk duymuyorum. Niye? Allah'ın işi işte. İlk kez geldiğim bu şehirde... Allah senin gibi güzel bir kızı çıkardı karşıma. Kusura bakma, aslında öyle demek istemedim. Senin ne kadar güzel...
Hay Allah. Ne o, ölmedi mi bu da? İçine bak be adam. Yazık, masrafa yazık valla. Hemşire hanım ne iş? Kardeşim işine baksana. İçine bak dedim. Kadın işi bu. Ben yaparım. Çok iyi bir insansın sen. Gene uğrarım. Gül. Fincanlar ne olacak? Alırım sonra. Büyük insan mısın sen Necip abi? Bu kızla tanışmama vesile oldun ya. Ne diyeyim sana? Ver elini öpeyim. Biz çocukken hastalandığımızda anam dudaklarıyla şey ederdi. Kontrol ederdi. Ateşimizi yerdi. Çekil şuradan. Kusura bakma Necip kardeş. Seni biraz yalnız başına bırakacağım yarın. Bunu yapmaya mecburum kardeş. Tapu işini halletmem gerek. Yoksa ahbaplara ayıp olur. Gerçi anam beni kıtır kıtır kesecek ama o işi halledeyim bari. Sen bilmezsin anamı. Sinirli kadındır. Tüm Karataş korkar ondan. Gerçi onun bu tarafı olmasa tarlayı o fiyata satamazdık. Ateşin falan da kalmadı artık. Tarla deyince böyle şeylerin lafını etmek ayıptır ama vallahi yarısını senin masrafına verdik desem yeridir. Ama canın sağ olsun. Memlekete dönünce çalışıp kısa zamanda yerine koyarım eksiği. Sonra da anama karşı durup bana başka kız al derim. Mesela Gül gibi bir kız olsa, öyle bir şey olsun, anam beni diri diri keser valla. Bu da bir tuhaf valla. Hadi, hadi hadi, yakışmaz bize, hadi itin. Bu o değil mi ya? Bir sorsak mı Necip nasılmış? Tabii tabii, soralım da başımıza iş alalım değil mi? Ya Erkan, öyle diyorsun da ya Necip kötüyse, ya Allah korusun öldüyse? Abi ölse alırdık haberi. Kara haber tez duyulur, bilmez misin? Biz yaptık iyiliğimizi Mahmut. Bundan daha fazlası olmaz. Bırak biraz da bu oğlan girsin sevaba. Evet, yeter bizim yaptığımız. Gerisi devlete kalmış artık. O kadar doktor hemşire var değil tabii mi ya? Tabii ya. Allah Allah. Tabii, işleri ne? Hadi hadi, hadi. İtin yakışmaz. Hadi hadi. Kime bakmıştınız? Seyfi emmiye bakmıştım. Az evvel çıktı. Kaç gündür böbreklerim ağrıyor diyordu. Doktora gitti herhalde. Ne zaman gelir peki? Bilemem. Belli ki bizi arıyor. Allah bulursa yanarız. Biz orada yoksak nasıl bulacak bizi salak? Doğru ya. Şimdi o arkadaşları bulmam lazım. Hani Necip kardeşin başında dursunlar diye. Ben onları görünce söylerim. Gelirlerse iyi olur. Seyfi emminin yerini buldum ama daha kendisini göremedim. Tamam kardeşim. Bunların hepsini anlatırım. Sağ ol abi. Eyvallah. Eyvallah, güle güle.
Oh be. Ne kolay işmiş. Seyfi emmiyi boşuna aramışım. Keşke daha önceden gelseydim de bu işler başıma gelmeseydi. Sizin mahalleye gittim bugün. Seyfi Emin'in yerine uğradım. Kendisi yokmuş. Sonra yine gideceğim. Senin arkadaşlara da bakayım dedim ama yoklarmış. Not bıraktım. Eğer gelirlerse iznini isteyeceğim senin. Biraz da onlar dururlarsa başında ben Allah'ın izniyle memlekete gideceğim. Neredesin sen sabahtan beri? Ben tapu dairesine kadar... Yukarıdan çağırıyorlar seni. Yukarısı? Masraflar için. Ben Necip Adı'ndaki aslanın refakatçisiyim. Ödeme zamanı. Ben ödedim. Kaç gün olmuş ödeme yapmamışsın. Hepsini çıkarken vermeye kalkarsan batarsın. Kaç paraymış peki? Ya bu adam hiç mi yerinde durmaz? 2 günde bir doktora taşınıyor. Yaşlılık işte. Ölüm korkusu da sardı zaten. Hadi oğlum çeksene taşı. Çek. Ha, kaçta attın sen? Kırmızı yedili. Para lazım. Necip kardeş için. Ne kadar? Çok. Olsa var ya, bir dakika düşünmem veririm. Ama inan olsun yok. 2 çocuğum var benim. Onların okulları, evin mutfak masrafı. Bende öde yok valla. Benim halaoğlunun durumu malum. Az bir birikmişim vardı. O da ona gitti. Bana hiç bakma. Dükkana yeni mal aldım. Bu memlekette parası olmayan ölsün mü arkadaş ya? Yazık, yakışmaz bize. Mahalleden para mı toplasak? Kimse de yok ki kardeşim. Biz insanlığımızı yaptık gerçi. Başka türlü yakışmaz bize. Evet yaptık. Daha ne yapacağız? Hadi hadi oyna, yakışmaz bize hadi. Veremem o kadar parayı. Tarla parası tümden gitmiş olur. Beni affet Allah'ım. Sen Necip kuluna yardım et. Yazık adama. Ne yapıyorsun burada? Hiç, çay içiyordum. Hastanın odasına uğradım az evvel. Seni göremeyince sordum. Kaçtı herhalde dediler. Ben mi kaçmışım? İnanmadım zaten. Sadık yapmaz öyle bir şey dedim. Açsan birlikte yiyelim. Sağ ol tok. Sadık yakışıklı bir genç olduğu kadar insandır da dedim. Yakışıklı mıyım ben? Evet. Hem de çok yakışıklısın. Sen de çok güzelsin. Hem de çok güzel.
Bu şartlar altında daha fazla tutamayız bu hastayı doktor bey. Haklısınız. Sahibi kaçmış birini burada yatırmak mümkün değil. Hiçbir yere kaçmış değilim. Buradayım. Vazifemin ve hastamın başındayım. Buyurun, alır mısınız? Almayacağım, teşekkür ederim. Sağ olun. Demek bu hastanın refakatçisi sizsiniz. Evet. Bu ilk mi? Ne ilk mi? Yani daha önce birileri için hastanede bulundunuz mu? Oğlum olmasa uğramayacağım buralara. Aç şunun kolunu. Hastalar yetmiyor, bir de refakatçileriyle uğraşıyoruz. Şuna bak, kaç gündür başımızda. Biz burada keyfimizden durmuyoruz hanımefendi. Tabii, bağırın. Karşınızda eli kolu bağlı zavallı bir kadın görünce şahin kesiliyorsunuz değil mi? Böyleleri iyilikten anlamaz. Anlamış bulunmaktayım bunu. Çek şuradan. Acıtmaz değil mi abla? Merak etmeyin. Vurdun mu abla? Henüz değil. Ne yaptın ablacığım, hadi. Memlekete gidiyor musun? İzinlerimde gidiyorum. Tayin çıkartmayı düşünüyor musun? Üniversite hastanelerinde tayin olmaz. Doğru ya. Peki nasıl oluyor senin gibi gencecik kız burada, annesi babası Mersin'de? Ekmek parası. Yakında gitmeyi düşünüyorum ama. Oradaki özel bir hastaneye girip çalışırsam ailemden de ayrı kalmamış olurum. En iyisi. Senin gibi dünya iyisi bir hemşireye her yerde ekmek vardır. Bir dakika. Sen Mersin'e dönersen ama ben zaten Karataş'tayım. Hepatolentiküler dejenerasyona bağlı olarak gelişen, tremorun kanat çırpma hareketiyle karakterize olan... Tremor sadece hepatolentiküler dejenerasyona bağlı olarak mı gelişir? Bilmiyorum hocam. Bilmiyorsun tabii. Bunlar da pek bilmiyor. Aranızdaki fark senin maaş almaman. Hadi gelin bakalım maaş kuyruğuna. Hocam, ne olur söyleyin. Benim hastam ne zaman taburcu olacak? Her şeyin ilacı zamandır. Sabır göstermek büyük bir erdemdir. Sabır göstermek lazım da... Her geçen gün para demek hocam. Gene böyle bir kış günü. Bizim memlekette çok kar yağar. Benim bir atım vardı. Bir gün ayağı kırıldı ve hiç iyileşmedi. Rahmetli babam götürüp onu tarlanın başında vurdu ve kurtlara yem etti. Ben işimin başına döneyim. Laf işitirim yoksa. Gül. Ben kaçtır soracağım sana. Bir türlü soramıyorum. Henüz bir isteyenim çıkmadı. Bu gece nöbetim yoktu aslında. Bir arkadaşla yer değiştirdim. Gündüz seni göremedim çünkü.
Ulan Sadık, tarla falan gitti ama böyle bir kız buldum. Şuna bak, Ceylan gibi, Allah canımı alsın. Sağlıcakla kal kardeş. Ben sıramı savdım. Bundan sonra büyük oğlum refakatçi olacak. İnsanın yanında yamacında adam gibi adamlar olunca bu rahatlığı yaşar işte. Güle güle abi. Allah'a ısmarladık. Görüyorsunuz değil mi? Bir şizofreni vakasını taklit eder gibi. Evet, katatoniye girmiş sanki. O yüzden ne zaman tam olarak kendine gelecek belli değil. Hayati fonksiyonları? Hepsi yerli yerinde. Hayret. Ne zaman ayağa kalkacağı, ne zaman belli olacak peki? Net olarak bir tarih veremeyiz. Ama para yazıyor boyuna doktor bey. Ne kadar ödeyeceğiz Allah bilir. Çok merak ediyorsan sor. Kime soracağım? Yukarıdan öğrenirsin. 200 milyon. Daha yeni ödedim. Bu ne parası? Ne yapalım kardeşim? Cebime mi koyuyorum? Seyfe mi? Vallahi Seyfe mi? Şansa bak. Seyfe mi burada? Hem de en sıkışık anımda. Seyfi değil. Hızır bu, Hızır. Seyfe mi? Seyfe mi? Seyfe mi? Kimsin sen? Ben memleketten, Karataş'tan. Ziya'nın oğlu Sadık. Ziya ölmedi mi o? Öldü. Beni bir iş için gönderdiler emmi. Tapu işi için. Hallettim gerçi. Seni Allah gönderdi emmi. Ben inan çok zor durumdayım. Tahlili yaptırdım. Böbreklerim bozuk. Bittim ben baba. Necip'e çıkardıkları masraf dünya kadar. Zaten param kalmadı. Çanta gitti, tarla gitti. Şimdi yine para istiyorlar. Üstelik Necip de daha ayılmadı. Bana yardım et Seyfe emmi. Ödeyemem ben o kadar parayı. Halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman. Emmi. Bende de yok inan. Yok yani, mahalleden falan toplasanız. Hani vardır hayırsever birileri. Varsa 3-5 kuruş. Tümünü sen öde. Sevabı tek başına kazan. Gitti be. Vallahi gitti. Kusura bakma Necip kardeş. Ama bizim para kalmadı bende. Korumaya kalkıyorlar. Bari birazcık yardım etseydi senin mahalleden adamlar, gene de ödenirdi belki. Ama yok. İnan yok. Şimdi anama telefon açsam, para gönder desem, hiç üşenmez, otobüse binip beni kesmeye gelir. İki tarladan birini satmıştık. Elde kaldı bir tarla. Ölsem satmaz onu. Yok işte, yok. Satmazsa para da yok. Allah benim belamı versin ki o sokağa girmişim. Ulan Sadık, senin kafanı kırsam yeridir. Al sana. Al sana akılsız kafa. Ulan seni kırsam yeridir. Kırıl ulan. Allah senin belanı versin. Kırıl. Vurma kardeşim duvara.
Hı? O duvar milli servet. Pis kanla kirleniyor, görmüyor musun? Git ulan başımdan. Şuna da bak hele. Hem suçlu hem güçlü. Kırıl. Kırıl. Alo hemşerim. Ne kurtulayım senin gibi bir yerden. Vurma duvara ya. Kırıl. 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 Ne bağırıp duruyorsun be koridorda? O kadar hasta var burada. Hı. Onları rahatsız etmeye hakkın yok. Hı. Boş yere gitti paralar. Allah belanı versin senin gibi aklın. Bela okuma. Refakatçiysen refakatçiliğini bil. Huzur bırakmadın hastanede. Varma sana lan. Vur lan. Vur. Ulan sen tut öleceği kafadan belli bir adam için servet harca. Yazık. Memleketin malınız mı sanıyorsunuz ulan siz? Daha ilk görüşte gözüm tutmamıştı seni. Çek git buradan. Çık lan. Gir lan. Hadi lan. Olmaz. Hesabı verecek ondan sonra gideceğim. Hesabı vermek için kalatör olmak lazım da. Bir dolu para. Yeter. Olsun. Defol git buradan be. Defol. Her suç işleyenin suçu yanına kalırsa olur mu lan böyle? Biliyorsun ama gitti güzelim paralar be. Eşkıya mısınız lan siz? Eşkıya mısınız? Ya sen de git buradan buradan. Yürü. Para kadar konuş. Hadi lan. Hastaneyemiş radyo kesildi. Yeter. Geri git. Manyak mıdır dedin? Yeter. Yeter. Eşkıya mısınız ulan siz? Hadi be. Bak sen getir cefayı. Yeter. Yeter. Bağırma lan kulağımızın dibinde. Eşek gibi alırma. Hadi. Bu kadar bizi görmedin. Hadi lan konuşma. Gevezeri. Rahat bıraktı. Yeter. Yürü. Yürü. Çıldırıyorsun ama hoşuna. Boş yere aslı yatırmadan önce düşündüktüm. Düşüncesiz. Gaddar adam. Ne biçim adamı insanlar çıldırtma. Bunlar? Hayret Vallahi edilecek çıldırtma. Bir şey. Çıldırırım ha. Öyle bir şey görmedim ben. Sinir ettin lan adamı. Bak, bak. İşimiz yok. Gelmeyin atalım kendimi. Lan lan aşağı. Erkek sen atlar. Gelmeyin atalım kendimi. Beni mi korkutuyorsun? Bırak atlasın ya. İdiyorum. Atma kendini. Bir dünya masraf yapacaksın. Atla lan. Atla lan sıkıysa. Gelmeyin. Hadi atla lan. Efendim mezarı. Hadi lan at. Dünyaya vereceksin. Ayakkabında basma oraya. Atlar için satın. Bırak bu kuru sıkıntıları be. Atla lan atla. Gelmeyin atarım kendimi. Ne diyorum ben? Gelmeyin. Hadi. Canımdan beni yediler. Atla lan oyalama bizi hadi. Çekirdek. Çekirdek verin. Hasta sahibi. Hadi sen hadi be. Saçım atmak için. Hadi. Çekirdek. Çekirdek verin bana. Necip kardeş. Çekirdek verin bana. Tut. Aman lan gitti lan adam. Adamın işi aşağı. Adamın işi bitmiyor. Gül. Gül. Sadık'tan haber var mı? Hastaneden çıkar çıkmaz memleketlerine döndüler. Gül diye bir hemşireyle evlenecekmiş Sadık. Meğerse insanlık için kalmamış. Resmen hemşireyi kafeslemek için kalmış. Yapmayın ya. Namusun tekiymiş şahsiyetsiz. Öyle bir arkadaş yakışmaz bize. Her neyse. Bu seferki konumuz arkadaşlık ve dayanışma. Tam da bizdeki meziyetler. Biliyor musun? Annem seni görünce çok şaşıracak. Bizimkiler de çok şaşırdı evleniyorum deyince. Hemen kimdir diye sordular. Cennetlik biriyle dedim. Neden öyle söyledin? Bilmem. İçimden bir an öyle geldi. Seni en iyi öyle ifade edebiliyorum. Sen cennetten müjde alan adamsın. Cennetten müjde almak kim ben kim? Senin yanında olmak yetiyor bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.